Hanımlar, beyler, dostlar ve arkadaşlar, ladies and gentlemen, bu ülkenin güzel insanları, güzide insanları, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Hem Bursa burası, Laf Arası programını seyredeceksiniz. Muhteşem varlık, mükemmel insan. Ben Ahmet Ersan, her zamanki uyarımızı yapalım. Programı izlerken genç hanımlarda oluşacak kıskançlık neticesindeki hasarlardan firmamız sorumlu değildir. Firmamız sorumlu değilse ben hiç değilim. Yani neticede ben de bir gariban çalışanım. Çarpılacak diye de korkuyorum bunu söylediğim için ama söylemek zorundayım. Efendim, diyor ki narsistik ve borderline yapıdaki kişiler. Narsizmi bencillik olarak düşünebiliriz. Borderline de herhalde sınırda kişilik bozukluğu diye Türkçeleştirilebilir. Border, sınırline de çizgi olduğuna göre. Sınırda kişilik bozukluğu denen bir şey olduğuna göre. Ne yazık ki benim de psikiyatri konusunda nesne olarak çok fazla tecrübem olduğu için, yani psikiyatriyi merak ettiğimden değil, psikiyatriste çok fazla gitmek zorunda kaldığım için psikolojiyle ilgili normalde bir insanın bilmemesi gereken pek çok şeyi biliyorum. Diğer pek çok bilinmemesi gereken konuda bildiğim pek çok şey bildiğim gibi efendim. Psikiyatriste gidiyorum. Eğer bir sorunuz varsa siz de gidin. Çekinmeyin. Psikiyatriste gitmek utanılacak, sıkılacak bir şey değildir. Bundan utanmak. Aa, şekerim var. Sokağa çıkamıyorum. İnsanların yüzüne nasıl bakacağım? Ya da moralim çok bozuk. Kendimi çok kötü hissediyorum. Utanıyorum. Neden? Çünkü siyatim var. Bir cümle kurmak ne kadar saçmaysa, anksiyeteniz varsa ya da şizofrenin çeşitli türlerine sahipseniz ya da paranoidseniz ya da başka bir durumunuz varsa, disosif kişilik bozukluğunuz varsa, var oğlu var yani, panik atağınız varsa, anksiyeteniz varsa, bu da şekerinizin olması kadar, tansiyonunuzun olması kadar doğal bir durumdur. Hormonlarla, vücut salgılarıyla ilgilidir. Serotonin salgılamazsanız ya da salgıladığınız serotoni kullanamazsanız depresyona girersiniz. Karaciğeriniz bazı şeyleri yapmazsa şeker hastası olursunuz vesaire. Dolayısıyla utanmayın, gidin efendim. Şifa önemli. Narsistik ve borderline yapıdaki kişiler yalan söylemeye daha fazla eğilim gösteriyor demiş. Olabilirler. Allah şifa versin. Depresyon ve bipolar kişilik bozukluğu gibi psikolojik nedenlerde insanları yalan söylemeye sevk edebiliyormuş. Bu konuya dikkat etmek lazım. Tekrara girmeyeyim. Her ne kadar eskiler deseler de ki et tekraru ahsen ve levkâne 180, yarı Arapça yarı Türkçe bir atasözü, tekrar güzeldir 180 kere olsa bile demek. Kadınlarda yalan söyleme eğilimi 35 yaş üzerinde artıyor. Niye? 35 yaşından sonra yalan söyleme durumu artıyor ki. Aslında 35'e kadar söylese daha iyi değil mi? Hani 35 yaşından sonra, hani bu saatten sonra çok önemli değil. Yani bir çeşit dükkanı kapattım ben artık gibi bir durum mu oluyor acaba? 35 yaşından sonra yalan söylemeye başlıyorlar. Garip, çok saçma. Evliliklerde yalan söylemenin en az görüldüğü zaman evliliğin ilk yılıymış efendim. Tabii ilk yılda yalan herhalde az söyleniyordur. Çünkü her iki tarafta birbirini daha tam manasıyla tanıyıp tiksinmediği için. Çünkü tiksinmede, nefret etmede belli bir süre gerektirir. Bana inanmıyorsanız Türkçe'ye girmiş bir şey var. Cicim ayları denen, değil mi? Cicim ayları varsa, cicim olmayan aylar da var demektir. Yani bir şey varsa onun zıttı da vardır. Eskilerin tabiriyle her şey zıttıyla kaimdir. Dolayısıyla cicim ayları varsa cicim olmayan aylar ve yıllar da karşınıza çıkacaktır efendim. Ondan sonra diyorlar ki eşim evlendikten sonra çok değişti. Hayır, değişmedi. O zaten öyleydi. İlk 6 ay farklı davrandı. İlk 1 sene farklı davrandı. Evli olanlardan en azından bir kısmı ne demek istediğimi anlayacaklardır. Ha, sen evli misin dersen değilim. Neden? Uyarıldım ben. Ben uyarıldım. Çok ciddi uyarılıyorum bu konuda. Bazen irkiliyorum. Sürekli uyarılıyorum bu konuda. Arkadaşlarım beni aydınlatıyorlar sağ olsunlar. Onların bastığı tongoya ben basmam efendim. Erkekler ilişkilerinde mutluyken de yalan söylüyorlar, mutsuzken de yalan söylüyorlar demiş. Yani erkekler sürekli yalan söylüyor. Bu kadar, iki cins arasında bu kadar fark olması sizce normal mi? Yani Cenab-ı Rabbül Alemin'in takdiri tabii böyle yaratmış ama iki kolumuz, iki ayağımız, bir burnumuz, bir ağzımız, iki kulağımız, iki gözümüz var. Hepimiz homo sapiensiz. Hepimiz insanız. Hepimiz Adem Aleyhisselam'dan, Havva Validemizden türedik. Bu kadar farklı olmak bence akıl alır gibi bir şey değil. Hani aynı ürünün Çin malı versiyonları. Çin malı versiyonları gibiyiz. Hanımlar da Avrupa üretimi. Erkeklerse ondan tasarlanmış Çin malı gibi. Hani süper kahraman oyuncaklarının bir Amerikan, Türkiye, Avrupa üretimi var. Bir de aynı oyuncakların Çin üretimi var. Ve genelde işte çocuk onunla oynayınca ölüyor falan. Yani o derece zararlı, hatta toksik şeylerden üretiyorlar. Herhalde
herhalde diğer sanayi ürünlerinde ortaya bir sürü toksik madde çıkıyor. Diyorlar ki ne yapacağız bu kadar toksiği? Onlara diyorlar ki oyuncak yapalım, çocuklara verelim gitsin. Kendi ülkelerini tutmaktansa bir şeyler üretip çorap, iç çamaşırı falan üretip bize satıyorlar muhtemelen. Çinliler çok garip. Çinlileri anlamıyorum. Zaten şu an anlamaya kalksan ömür yetmez. 1,5 milyar tane Çinli var. Hani bana sorarsan bu kadar Çinli gerekli mi? Bence gerekli değil. Bundan bir tane olsaymış yetermiş ama Allah-u Teala'nın takdiri 1,5 milyar tane yaratmış. Niye yaratmış? Hikmetinden sual olunmaz. En azından ben edemem. Yani ben de yemez ama aranızda edebilen varsa etsin, cevap da alırsa, zaten cevap aldığını iddia ederse akıl hastanesine kapatıyorlar. Ama şunu da unutmamak lazım. Müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir efendim. Çocuk sahibi olmak yalan söyleme olasılığını azaltmıyor, arttırıyor demiş efendim. Bence çok normal çünkü mazeret sayısını arttırabilir. Çocuğa bir şeyler bakmaya gittim. Neredesin sen bir aydır? Çocuğa bir şeyler bakıyorum. Çocuğa yatak odası bakıyorum. Bir aydır bakıyorum. Ekranda gördüğünüz sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. En Bursa burası, Laf Arası programını seyrettiniz. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Yeniden görüşeceğe kadar kendinize ister iyi bakın, ister bakmayın. Tamamıyla kişisel tercih.